Bugün Nilay hiç durmuyor, hiç. Yani iki iş yaptım ama bir çamaşır serdim, bir çocukların odasını topladım. Mutfağı hiç toplayamadım. Hep Alper bakıyor, kucağında pış pışlıyor falan. Karnını doyuruyorum. Uyku şey de yapıyorum. Karnını doyuruyorum. Altı da temiz. Uykuya dalamıyor. Bir şey daha istiyor. Çocuklar da acıktı, onlara patates kızartayım diye mutfağa geçti. Bir şey daha istiyor. Ne istiyor? Ayakta kalmak. İşte öyle bir şeyler istiyor. Ya sürekli kucakta durayım iyice uykuya dalana kadar. Ya da ayakta sallayın beni diye. Alper alıyor kucağına. Ya Alper tenis kap getirsene, ben eksik getirmişim kabı. Baksana bana şunlardan. Bir tane şunlardan getir. Bari şurada yanında oturayım da dedim. Hatta ayağımı alacaktım da şimdi uyuyor bakalım. En azından ağlarsa kucağıma falan alırım. Alper de yoruldu bakmaktan yavrum. Patatesi hemen hazır edeyim bari. Patates yap. Yine enflar var. Ne oldu? Teşekkür ederim. Ne zaman yiyeceğiz? Kum atmış onlar oraya ya. Damdan mı attılar? Pastanın unlarını yaktığımızda yanımızda su bulundurmalıyız. Her ihtimale karşı. Yine 5 dakika oturmadan bir kahve molası vermeden, bir balkon keyfi yapamadan akşam ettim. Koştur koştur yemek hazırlamam lazım şimdi. Çocuklara patates kızartayım dedim. İşte okula git gel. Hayır, bir tepsi yapın ya. Tamam yaparız anne. Okula git gel. Televizyon tamirci şeyi servisi geldi falan filan derken bu saat oldu valla. Artık bu saatten sonra yapacağım tek şey yemek hazırlamak, mutfağı toplamak. Ben mutfağı toplayamadım yarın. Düşünün artık. Neyse ne yapalım, canımız sağ olsun. Bu aralar böyle işte, ne yapalım. Küçük bebekli olanın halinden ancak benim gibi küçük bebeği olan insan anlar. Ali de şimdi aşağıda. Dün annemin banyosuna fayans döşemişti ya. Oraya derz, fayans aralarına derz macun çekecek. Onları yapıyor şimdi aşağıda. Birazcık sesini kısar mısınız televizyonun? Al abiye ver, kıssın ya da sen kıs al bir şey. Hadi anneciğim. Şimdi benim çocuklar, Yakup'u biliyorsunuz 5 yaşına kadar emzikemdi. Bıraktırmak biraz onu zor oldu. Diğer çocuklarım da emzikemdiler hep. Ha, bir tek Aylin emzikemmedi. Aylin parmağını emmişti. Yani fark etmiyor. Ha emzik emmiş, ha parmak emmiş. Değişen bir şey yok. Şimdi Nilay'ı da çok soran oluyor. Nilay emzik emiyor mu diye. Evet emzik emiyor Nilay. Hatta nereden aldın diye soranlar da oluyor. Eczaneden aldım. Tabii nereden alacağım başka? Ha şeylerde falan, marketlerde de satılıyor. Bazı marketlerde de satılıyor gerçi. Yok ben eczaneden aldım. 2 tane aldım. 0-6 ay arası diye yeni doğan emziği aldım. Alıyor çok şükür emziği Nilay. Ama tabii ki sürekli ağzında değil. Beni en güzel tarafından çizmişsin.
Yani mesela şu an uyuyor, emzik ağzında değil. Kızım işim var, ben yemek. Şimdi ben yemem. Tamam, sen ye aşkım. Mis gibi koktu ama. İşte hani şey. Yok aşkım. Ben yatışına bakarım. Uyusun, zorla uyutun, zorla. Durmuyor bugün. Ben aşağıda babama bir yazacaktım. Aferin. Galiba bir şey şöyle yamuk tuttum galiba, hemen geri düzelttim. Aferin. Anneannen ne yapıyor? Öğlen yemeğini yiyor. Tamam. Dediğim gibi canlar, emzik emiyor mu diye soranlar var. Evet, Nilay emzik emiyor ama çocuk yani şey değil, hani sabahtan akşama kadar ağzında emzik olan bir bebek değil. Arada sırada veriyoruz, alıyor. Benim çocuklarımın hepsi emzik emdi. Yalnız bu ailenin ve Alper'in diş yapısı böyle biraz damak öne doğru olduğu için bazı kişiler zannediyorlar ki ben emzik verdiğim için damak yapıları öyle oldu sanıyorlar. Bakın hepsi emzik emdi. Yakup da 5 yaşına, bunlar 2,5 yaşına kadar emdi. Alper, Aytu, Aylin 2,5 yaşına kadar emdi. Hatta Aylin yani parmak emdi, emzik emmedi. Alper ile Aytu 2,5 yaşına kadar emzik emdi. 2,5 yaşında bıraktılar. Yakup 5 yaşına kadar emzik emdi. Ya! Ne ya? Mesela oğlum kötü bir şey mi söylüyorum? Yakup'un ağız ve diş yapısı gayet güzel. Aytuğ'un da ağız ve diş yapısı gayet güzel. Bakın bunlar da emzik emmiş çocuklar. Alper'in ve Aylin'in diş yapıları da şu üst dişler öne doğru damak yapıları. Bu emzik emmekten kaynaklanmıyor arkadaşlar. Bu bunların genetik yapısı. Benim kayınbabam tarafında böyle öne doğru diş yapısı var. Yani kayınbabam tarafı, eşimin amca çocukları, hala çocukları falan, onlarda böyle bir diş öne doğru damak yapısı genetik olaraktan var. Aylin'le Alper de doğal olarak oraya çekmiş. Ben 3-4 yaşına kadar emzik emmişim. Annem diyor ki sen emziksiz hayatta uyumazdın diyor. Hayatta bas bas bağırırdın diyor. Ben 4-5 yaşına, 3-4 yaşına kadar emzik emmişim. Ve benim ağız yapımı, diş yapımı görüyorsunuz. Aylin'in ya da Alper'in diş yapısına benziyor mu? Hiç benzemiyor. Benim abilerim, iki abim bir erkek kardeşim var. Onlar da aynı şekilde böyle 2-3 yaşlarına kadar emzik emmişler. Onların da diş yapısı gayet güzel. Aynı benim gibi hiç böyle öne doğru damak yapılarında bir bozulma falan yok. Yani Alper'in ve Aylin'in diş yapıları emzik emmekle alakalı değil. Bunu defalarca söyledim ama hala bana emzik verme diş yapısı bozulur, emzik verme ağız yapısı bozulur diyenler var. Hatta geçen birisi yazmış. İnşallah bu bebeğine de emzik verip de ağız yapısını, diş yapısını bozmazsın bebeğinin. Böyle bir suçlayıcı tavırla. Yani bunu anlamak ne kadar zor, ben anlamıyorum ya. Doktorlar bile emzik emmeye hiçbir şey demiyor. Hani siz nereden çıkarıyorsunuz bunu, ben anlamıyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Aytuğ'un doktoru küçük şeyken, Aytuğ'un doktoru muydu? Evet, ben yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aytuğ'a hamileyken doktora giderdim. Alper de tabii ki yanımda. Ağzımda emzik olurdu. Her gittiğimde doktor severdi. Ya ben derdi şöyle emzik hemen çocuğu çok severim falan derdi. Severdi. Düşünün artık, doktor bunu diyor. Ya siz nereden çıkarıyorsunuz anlamıyorum. Bunu 100 defa söyledim. Bakın emzik emmekle alakalı değil. Yani emzikle alakalı olsaydı ben 3-4 yaşına kadar emzik emmişim, benim de damaklarım önde olurdu. Yakup'un ya da Aytuğ'un da damakları önde olurdu. Benim abilerim 3-4 yaşına kadar emzik emmiş, onların damakları önde olurdu. Bakın bunun emzik emmekle alakası yok. Bunu defalarca söyledim. Kalkmış bir tanesi bana, inşallah bu çocuğuna da emzik vermezsin, ağız yapısını, damak yapısını bozmazsın, böyle bir suçlayıcı tavır. Okuldan beri geldim. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir çocuğu annesinden başkası ya daha iyi düşünemez. Çocuğunu daha iyi koruyamaz. Ben gayet çocuğumu düşünerek hareket ediyorum.
bebeğime dinlenerek hareket ediyorum. Benim bebeğim emzik emiyor diye diş yapısı bozulacak değil. Ha, eğer ki çekmişse o da baba tarafına, belki diş yapısı yine abisi ve ablası gibi olabilir. Ama eğer bana çekmişse bana, diş yapısı bana benzer. Benimki gibi, benim valla ince gibi dişlerim var yani, dümdüz. Yani şöyle mesela Aylin'i de doktora götür diyenler var. Tabii ki götüreceğiz. Bak bu zamanı var arkadaşlar her şeyin. Ha. Neden benziyorsun bu da emzikemdir? Bırakmıyordun abicim. Sorun ne Yakup? Onu anlayamadım annem. Anneciğim, 2,5 yaşına kadar. Tamam. Tamam, sen de 2,5 yaşına kadar emmiş ol. Tamam. Öyle diyelim. Emmedim ki. Emmedin mi? Evet. Tamam. Sana öğretmenin ne verdi Yakup hediye? O paketin içinden ne çıktı hediye? He? Kızlara ne almış? Bak, Aylin ablanın öğretmeni kızlara bebek almış, erkeklere araba almış. Seninkine, sizin öğretmen size şey almış, şu topaçtan almış, şöyle topaç. Bir de böyle havaya atılandan almış, havaya atılan bir şey vardı ya, o çekyatın altına gitti galiba, ondan almış. Kızlara ne almış öğretmeniniz? Bilmiyor musun? Neyse, şuna devam edeyim ben. Şimdi doğrama işini de yapayım da. Lavaboda yıkarım, şey mutfakta yıkarım bir demlik. Şurada Nilay herhalde yanında olmamı istiyor, sesimi duymak istiyor uyurken bile. Şimdi mutfağa giderim, uyanır ağlar. İşte öyle arkadaşlar, yani benim çocuğumu benden başkası daha iyi düşünemez. Artı bir anneyi suçlamak, o yorumu yapan kişiye de düşmez. Suçlayamazsınız yani, suçlayamazsınız. Öyle bir hakkınız yok. O kişiye söylüyorum bunu. Suçlayamazsın, böyle bir hakkın yok. Ben bebeğimi senden daha iyi düşünürüm. Beni suçlayan hanımefendiye söylüyorum bunu. Yapmadım yavaş. Niye ki? Nereye geçeceksin? Hayır, uyuyor. Uyurken ellemiyorsun. Uyurken ellemiyorsun. Bak, kime söylüyorsun ki? Ellem yok ki, sadece burnum var. Ama annem zorla uyutuyoruz ya. Bak ben mutfağa geçeceğim, yemek yapacağım. Hem zorla uyuttun mu dedim. Zorla uyutuyoruz dedim. Ya dedim. Bak Yakup, dişlerini göstersene şöyle. Hı yap, dişlerini göstersene. Hayır. Bakayım. Bakın şu Yakup'un diş yapısı bozuk mu Allah aşkına? Damaklar önde mi? 5 yaşına kadar evde. Yani. Tamam anne. Tamam 2,5 yaşına kadar diyelim. O öyle istiyor. Tamam o kadar emdi. Hayır anne ama. Ne? He? Ama kadındı. Abla parmağını emiyor. Emzik. O emzik hiç almadı anne. O bir ay kadar falan emzik emdi. Hiç emmedi. Parmağını emdi o. İki kan. Hı Kalkın şarjım var, tamam içinizden geçiyorum. Sen televizyon geldi diye sevindin mi? Artık bol bol çizgi film izlersin. Çizgi film aynen YouTube'da. Değil mi oğluşum? Ama YouTube'da ablamın ve benim hesap var. Televizyon hesabı. Tamam aşkım. Ay tamam, yok. Üçüncüyü de sonunda. Kirli topraklı, elleme. Yıkayacağım şimdi bunları ben. Ben de sana buldum. Cem Hoca'nı gördün mü Cem Hoca'nı? Hı hı. Abi sen daha. Sen Cem Hoca'nı çok mu seviyorsun? Oğlum çok tehlikeli. Gelme buraya yanıma. Yaklaşma. Ben bilmeye çalışıyorum. Elimde bak şey var. Nerede bu kapı? Bir şey. Tamam kapı. Tamam bırak. Onların hepsini doğrayacağım ben şimdi. Tamam kenara geçer misin? Bir tane daha buldum. Abo. Bir kişi. Bir tane daha buldum. Ya abi ya. Oğlum elini kirlettin annem. Laf dinle ya. Git babana bak bakayım, bitiyor mu işi? Bitmez. Sonuna kadar bitmez. Şu babanın da işi hiç bitmiyor ya. Değil mi? İş yeri de bitmiyor. İş yeri. Bırak. Bir kalmış. İşte öyle canlar. İnsanlar suçlamak için yer arıyor. Yani suçlamak çok mu hoşunuza gidiyor? Güzeldi.
Yani rahatlıyor musunuz psikolojik olarak? Böyle suçlayıcı bir tavırla, suçlayıcı bir şekilde yazmış. İnşallah bu çocuğu, bu bebeğine de emzik verip de damak yapısını bozmaz. Sanki çocuğun damak yapısını ben bozmuşum gibi. Ay, bir şu kendini çok bilmiş olanlar var ya, böyle her şeyi bilirim havasında olanlara ben gıcık oluyorum. Aslında hiçbir şey bilmiyorlar da, cahilin önde gidenleri de işte kendilerine her şeyi biliyorum havasındalar. Abi sen gene oynuyor. Yuh, tek yedim ya, o kadar buldum ama hiçbir işe yaramadı. Şimdi tekrar söylemeyi de sevmiyorum ama gerçekten yani doğru yani. Şimdi benim abilerim, kardeşim, ben 3-4 yaşına kadar emzik yemişiz. Bizim diş yapımız çok düzgün. Benim abilerimin de bakın dişleri böyle dümdüz. Hiç öyle gedik güdük değil, dümdüz dişleri var. Ağız yapımız düzgün. Ondan sonra. Gel. Çocuklarımdan da yani hepsi emzik emdi. İki tanesinin damak yapısı bozuk. O da genetik yani. Bu da genetik. Ah be. Ya bu ne ya? Abi ben de açayım. Böyle suçlayamazsın. Sen kim oluyorsun da beni suçluyorsun ya? Abi Edgar'ın farklı şarjı çok güzel ya. Böyle insanlara hayret ediyorum. Abi benim önüne çekin ya. Bazı işte bazı insanların dilinin kemiği yok. Böyle ağzına geleni olduğu gibi söylüyor. Hani demez ki karşımdaki insan kırılır mı, kırılmaz mı? Yok, böyle bir düşünce yapısı, düşünceye sahip değiller. Düşünce yapısına sahip değiller. Onu koyun kasıyor ya, internet ya. Patatesini doğradık, hemen kızartmaya geçeyim. Hiç çekmiyor ya. Artık mutfağda patatesler kızarırken bir yandan toplarım. Öyle yaparım. Ya Allah. Şimdi bir yandan mutfak toplayacağım, bir yandan akşam yemeği hazırlıklarında olacağım. Akşam yemeği hazırlayacağım daha doğrusu. Çocuklara patates kızartacağım. Bize de karnabahar kızartacağım. Ama bu defa karnabahara biraz farklı yapacağım. Haşlayıp şunu yıkadım. Suyu süzülüyor burada. Haşlayıp şey yapacağım karnabahara. Yumurta sosuna bulayıp yumurtalı bir şekilde kızartacağım. Burada da bulaşığım var biraz. Şimdi bir yandan onları yapacağım. Bir yandan mutfağı toplayacağım. Bulaşık makinesinde temizler var. Onları da bir halledeyim. Şunu çöpe atacaktım ben. Şunu da tuzlayalım. Yağı koydum. Yağ ısına dursun. Gel uyandı. Kim uyandı? Nilay. Abine söyle oğlum. Ne yapayım artık ben de bilmiyorum. Babanın işi bitip gelseydi. Şey yapayım, ocağa su koyayım. Yani şey su koyayım. Bugün de vallahi yorucu bir gündü canlar. Bunu da hemen kaynaması lazım.
Olmazsa çay için erken herhalde. Evet, çay için erken. Çayı birazdan koyayım. Önce şu karnabaharı haşlama işini halledeyim. Çayımız şurada azıcık beklesin. Ne yapalım? Yine şunun içine koyarız. Bu şekilde biliyor musunuz bilmiyorum. Belki de ilk defa göreceksiniz. Size de bilenleriniz vardır mutlaka ama bilmeyenler için de farklı bir tarif olsun. Size de fikir olsun işte. Baharı her zamanki gibi kızartmalık doğrayacağım. Geçen sefer ekşilisini kızı yapmıştım. Kızartıp ekşilemiştim. Bu defa da yumurtalı yapacağım. Ama yine Nilay uyanmış. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ali'nin gelmesi lazım. Durmuyor. Bugün durmuyor nedense. Gerçekten bugün durmuyor. Başladı benim kız. Şimdi bazen bana Nilay uyuyunca yemeğini yap diyenler var. Ha çocuğun daha bir gününü tutmuyor ki. Ha bir de şöyle bir şey, yani çocuk uyuduğunda benim başka işlerim de oluyor. Ya bugün mesela yani okula git gel, televizyon servisi geldi. İmkanı yok. Hangi arada yemek yapacağım? Bak içeride ağlamaya başladı bizimki. Bizimki ağlamaya başladı içeride. Karnabaharım şurada dursun. Şunu atayım size. Eyvah eyvah. Neyse yağımız da ısındı. Patatesi atayım bir yandan. Altını kıstım. Ama süzgeçle makine vardı. Ha, yıkanmıştır belki. Yıkanmıştır belki diyorum. Yıkanmıştır daha doğrusu da. Oy güzel kızım benim. Oy. Şunu da şuraya koyayım da kızaranı hemen koyarım. Bunları iki partide kızartırsam ardından şeyleri kızartırım. Bu suyu keşke öncesinde koyaydım ya. Kaynamasını beklemem lazım. Kaynayınca atacağım. Bu arada yumurtasını hazırlayayım ben. İki. İki yumurta yeter mi buna? Yetmeyebilir. Üç yumurta yapayım. Belki yetmez yani. Belli mi olur? Onu da şöyle geniş bir kapta yapacağım. Şunun içinde yapayım.
ya da bunu da yapmayalım. Valla tezgahımdaki bulaşığın kusuruna bakmayın arkadaşlar. Evde küçük bebek olunca böyle oluyor. 3 tane yeter herhalde bilmiyorum ama şimdi içine tuz ve baharat koyacağım. Biraz tuz ekleyelim. Sonra toz biber, karabiber, başka baharat koymuyorum. Toz biber ve karabiber sadece. Baharı çok hafif haşlayacağım arkadaşlar. Böyle 2-3 dakika falan haşlayacağım. Çok böyle yumuşacık yapmamaya çalışacağım. Ondan sonra haşladığım karnabaharları buna batırıp kızartacağım. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bunu biz nasıl yapıyoruz biliyor musun? Bunu böyle yapıyorsun. Ekmeğin arasına koyuyorsun. Köfte gibi oluyor. Üzerine ketçap mayonez sıkıyorsun. Çok güzel oluyor. Yalnız şunu bir şey yapsam. Çayı koyardım ocağa kaynasaydı. Bu arada Nilay durmuyor. Onu birazcık ben kucağıma alayım. Bunu şöyle koyayım. Bunu böyle en azından bir yandan şunu da şöyle koyalım. Ne lan? Nereye gitmiş? Teyze geri geliyoruz. Kamera açık bıraktım gittim. Şikayet tam tereşte. Hemen alıp gelirim. O da şey yapamadım. Ağlaya ağlaya ayaklarını hareket ettire pijamasını çıkarmış. O da giydir. Sarıp sarmalı derken siz burada yalnız kaldınız. Durmuyor ya. Durmuyor bu kız. Durmuyor. Dizeler durmuyor. Bak bak kızım bak bir sürü bulaşık var. Yemek yapılacak. Bulaşık makinesi boşa atılacak. Sen durmuyorsun aşkım. Oy durmadan ölürüm. Aşkım, kalbim. Son kapanış videosunda babam oraya ben babama gösterdim orayı yıkarken tuvaleti gösterdim. Orada en son ama şöyle oldu. Gitti mi işin aşağıda? Parkur. Ha kuzum, bu da durmuyor. Usandı çocuklar bakmaktan. Alper bakıyor, Aytu bakıyor. Ya kuzum, siz açın Andere yardım et, şeyleri yerleştir, hadi bakayım. Makineyi boşalt kızım. Makineyi boşalt kızım. Bak burası senin ilgan alanına biri olacak tamam mı? İlgan. Hiç kızım şunun ilgan alanı değil ama. Yo aynen. Kızım hiç onu çıkarma. Zaten daracık alan çıkarma. Sen bana ver ben yukarıya yerleştim. Kaldır onu geri. Kaldır ben şimdi daracık yer nasıl şey yapacağız? Sen bana bardakları vereceksin. Ben yukarıya yerleştireceğim.
yapacağım. Acele acele. Ay yavaş, buraya koyma, buraya kirleniyor. Sen benim elime koy. Önce su bardaklarını, yani yukarının bardaklarını bana. İşimiz ay çabuk bitsin. Ya işte bazen de böyle ahkam kesenler oluyor. Ay benim de bebeğim vardı, ay benim de çocuğum vardı, işte ay hiçbir işimi bırakmazdım, hepsini yapardım da şöyle de böyle de. Ben çocuk ağlatılarak, çocuk bas bas bağırtılarak da iş yapmam arkadaşlar. Çocuğum daha önemlidir. Bulaşık beklerse beklesin. Hiç sorun değil. Hiç aşağıya bulaş kullanın. Şunu da al anne. Vallahi bulaşık da beklesin. Yeri gelir oturur, bir çay, peynir ekmek yeriz ama o gün o çocuğumu bas bas bağırttırmam yani. Bakma böyle konuşanları, biraz da çoluğunu çocuğunu biraz da bana ihmal ediyor gibi geliyor. Çocuk bas bas bağıracak. Ben bulaşık yetiştireyim, yemek yetiştireyim. Yok öyle şey. Günah o çocuğa, günah, yazık. Onun da bir dönemi var yani. Şu an mesela Nilay daha 1,5 aylık. İlla ki ağlayacak, kucak isteyecek. İlla beni kucağına al diyecek. Hiçbir sıkıntısı yokken bile kucakta olmak istiyor bebek. Yani annenin, özellikle de annenin kucağında olmak istiyor. Mesela sabah kahvaltı yapıyoruz. Karnını doyurdum, altını temizledim. Yani gayet bu bölüm bitti. Kızım şu tarafa dur. Ağlıyor. Ağlıyor. Ondan sonra kim almıştı? Aytu aldı kucağına. Aytu hemen kahvaltısını yapıp kalkmıştı. Anneciğim. Aytu aldı kucağına. Aytu kucağında hop bir de. Yok. Dedim o beni istiyor. Ben kucağıma aldım, sustu. Çünkü beni artık biliyor. Yani Alper alıyor kucağına ağlıyor. Aytu alıyor kucağına ağlıyor. Beni istiyor. Yavaş yavaş koy anne. Ay ya Aydın. Hayır. Sen, orası senin için tehlikeli. Sakın bir daha gelmiyorsun buraya. Sakın. Sakın ocağa yaklaşmıyorsun. Anlaşıldı mı kızım? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ama. Kesinlikle ocakta böyle yemek varken, şey varken. Yok o oraya değil kızım. Kase, o şey saklama kabı. Şu şeyi kırıldı, attım onu. Anlaşıldı mı? Kesinlikle bak, benim de bir anlık boşluğuma geldi. Allah esir etsin. Dün çünkü şeyde de gördüm, bir tane YouTuber, karı koca YouTuber'lar, iki buçuk yaşlarında zaten küçük çocukları var. Ay Allah'ım, üstüne galiba şey dökülmüş, kahve makinesinden su mu dökülüyor, nasılsa çocuk yanmış buradan burası. Nasıl üzüldüm onu görünce. Allah'ım esirgesin. Kızım sen bu tarafa geçer misin? Şunu ayarlıyorum. Ayarlama, sen bu tarafa geç. Acelesi yok. Hiçbir iş sizden önemli değil. Tamam. Sen geç bu tarafa. Burayı da hallederim, yaparım. Ben şimdi kızartma yaparken sen burada hiçbir şey yapma. Sen geç, içeri geç. Yok aşkım. Hiçbir iş sizden önemli değil. Bulaşık yıkamak istiyorum. Bıçak falan yok zaten. Yok bebeğim, şu anda yok. Hadi. Sen geç içeriye. Baban gelsin buraya. Nilay'la sen ilgilen. Ayağında falan salla biraz. Hadi aşkım. Ay hiçbir iş çocuklarımdan önemli değil. Kalsın, işi de, gücü de hiç önemli değil vallahi. Ben şey yapamam böyle. Çocuklarımı tehlikeye atamam. Allah'ım esirgesin. Evet, biraz önce böyle nasıl şey oldum. Bir baktım Aylin burada. Oraya tırmanıyor. Bir tuhaf oldum ya. Allah'ım esirgesin ya Rabbim, ay. Her şey yapılır. Ev işi de yapılır, yemek de yapılır. Yani her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Kaynıyor mu bu? Hah, kaynamaya başlamış. Şimdi şeyleri atalım. Kanı baharlarımızı içine atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle almış, haşlansın 5 dakika. Çok haşlamayacağım.
Canım ailem burada tehlikeli. Oraya geçiyor, buraya geçiyor. Orada kızartma var. Biraz önce var ya nasıl korktum. Gitmiş oraya kasa koymaya çalışıyor şuradan. Bir an benimle dalgınlığıma geldi. Aman Allah esirgesin. Ailem burada tehlike. Burayı zaten boşalt. Sen bulaşıkları düz içine, ben karnabaharlara geçeceğim bir yandan. Onları kızartmayayım. Bitti mi ki? Yok, onu başka şekilde. Onu ne? Başka tavada kızartacağım. Çünkü o yağ karnabahar yumurtalı kızartacağım ya bunu. Şey olmasın. Neyse gelsin. Bunları hallettik. Sen onları yap. Ben karnabaharların şey lazım bana. Ne lazım sana? Dur şu patatesi de koyarım zaten. Olmuş olmak üzere. Bunun içine çıkartırım. Tamam. Ay nasıl korktum ya biraz önce var ya. Of. Gelmiş burada buraya. Kaldırmış bunu. Buraya kase koymaya çalışıyor. Allah esirgesin. Allah'ın esirgesin. Şey bir tane YouTuber var, gördün mü sen onu, karı koca Sevda Barış mıydı neydi onlar? 2-3 yaşlarında çocukları var, kahve makinesi işte şey olmuş. Hani makine bip diye ötüyor ya. Bip diye ötünce gitmiş hemen çocuk kahve makinesinin yanına. Artık kabloyu mu çekiyor? Tam videoyu da tam izleyemedim ben de. Kutusuna dökmüş, kafadan aşağısı yanmış çocuğun. Allah esirgesin. Neyse mesela herkes az çok dikkat ediyordur çocuğuna da işte şey yani Allah yardımcıları olsun, Allah'ım o çocuğa da şifa versin. Bir anlık dalgınlık işte, bak ben de burada bir yandan buraları yerleştirirken Aylin gelmiş burada şey yerleştirmeye çalışıyor. Dedim git hele sen git. Yok ne olur ne olmaz, Allah korusun. Çayı da tam ocağa koymuştum da baktım. Olmuyor. Şu azıcık bir kaynatsın olsun şöyle, tamam. Bu ne? Boş mu? Temel mi? Ne? Kirli. Yok yok, kirli. At içine, at. Çikolata vardı içinde. Ay tüye bitirdi herhalde o. Şu şeyleri niye attın sen makineye? Neyi? Şunları niye atıyorsun? Yok ben atmıyorum. Koyup da sen koyuktun. Yok ben koymuyorum ki. Makine de yoruldu zaten. Tamam makine de yavulup yumulda atıldı. Dün geri birini koymuşuz. Attık. Ben koymadım yani. Ben koysam koydum. Çocuklar koyduysa bilmem. Ben de koymuyorum onları. Sen koyuyorsun diyorlar. Bak yanlış şeyi koydum. Neyse. Yanlış şeyi koydum. Hadi ya çabuk ol. Şurada senin kıyafetini atmıştım makineye. Tamam. Ne bakıyorsun? Yapacak bir ses mi olacak? Allah Allah. Ha? Ses bu. Onun için bakmadım, başka şey satın. Ay
Sonra zaten atıyorum onları da. Niye aşırı gönderdi? Haşlıyorsun. Bir şey. Haşlamak istiyor ki bunlar güzel mi? Canım bunun usulü böyle. Her zaman böyle ya, yapıyorum ben. Sen ne zaman gördün? Yaptığım ya, kapakta. Usulümüz yanlış yanlış. Hayır. Bunu aldı. Şöyle koy yapak. Şu yanlış usulü size anlatmam. Evet, sana geçiyor. Niye? Şunu gösterelim. Şimdi canlar. Haşladığım karnabaharları ama dediğim gibi 5 dakika anca haşladım yani çok değil böyle. Çok yumuşacık olmasın. Şimdi suyunu süzüyorum. Bir de çok büyük yapmışsın be. Bunun suyunu döksene Ali. Onun ya suyunu dök de geri altına koyacağım. Lavabonun içine tencerenin içine dök. Çekiyor altına. Soğusun biraz. Çayımı koyayım bir yandan. Çayı ne tarafa koysam? Ayran yok mu? Ayran da var. Vardır yani. Ayran yok mu değil de? Vardır herhalde. Ya bulaşık çıkarma bulaşık. Allah'ım ya beni bulaşıkçı yaptı bu ya. Bulaşıkçı başı. Bir yandan şuraya şu annemin tenceresi aşağı indi. Şuraya koyayım. Bir yandan menemizi, mesafelerimizi hazırlayalım. Mümkünse hazırlayın. Ha? Mümkünse biraz çabuk olalım artık yani. Daha ben işe gideceğim, bir şey yapmam lazım. Bu arada şekerimiz kalmamış ya. Yarın alalım. Sana sordum, ben bir şey alacak bir şey var mı dedim. Hatta iki şey daha vardı. Neydi ya? Demin benim aklıma gelmişti ama. Neydi? Kızım bir meyve yok dedi. Benim elma yesim var. Meyve bana kalmadı mı? Soruyorum bana oradan bir şey lazım mı diye. Sen canım bana soruyorsun da gidip alaydın o zaman. Kızım ne zaman söyledi? Şimdi. Elma yok dedi diyor. Bir şey yok dedi diyor. Olmazsa bir köye gelsek. Köye gidip gelsek mandalı portakal toplarız. Evet. Mandalı portakal toplarız biraz. Hı hı. Ya şeyi alayım ben. Kaç bir dakika. Yok. Bunun içinde şey yapayım. Şimdi altında bir şey de yap. Hı? Onda mı? Hı? Onda yapmayacağım. Ya ondaki yağ yumurtalı olur. Bir daha bir şey yapamam. Ya, o yağ eski de lazım. Bayağı da eski. Tamam onun yağından buna aktarma yaparım. Tamam. O eski. Olur. Eski de bayağı çünkü o yağ. Şeyi şu tarafa mı koyayım? Evet, şimdi mutfağı biraz temiz çalış, temiz. Ne kadar kirli çalışıyorsun ya? Çok konuşuyorsun ha. Konuşmuyorum bak, gerçekler bunlar. Hmm. Olmaz mı o kadar ya? Ben böyle temin kilim bırakır mutfağa. Şimdi yağımız zaten sıcak. O yağdan bu tavaya biraz aktarma yaptım arkadaşlar. Şunu da koyalım. Ney bu? Bunlar da yıkanacak. Bu da yıkanacak. Niye tek tek şey yapıyorsun? Bir şey var mı?
Ben hiç sevmiyorum. Yememiş ki efendi. Aç kalmasın. Ama bir şey olmaz. Makine yapsın. Ne makine onu atacağım? Yer kaptırdı senin ya makinede bu. Bunu koyuyor. 3 tane 4 tane 5 şeyi koyamıyorum. Sen... Şimdi ben kamerayı şöyle alayım canlar. Ali Bey'in muhabbeti kalsın artık. Değil mi? Anca bana laf söyleyip duruyor. Yok mutfağı temiz bırakın, yok bilmem ne. Yani, eline fırsat geçti mi? Ne şahsettin yani? Sen bır bır konuşursan ben de öyle yapayım. Şimdi size şöyle göstereyim. Kamerayı da şöyle bir ayarlama yapalım da. Şöyle yapayım. Canlar. Karnabaharlarımızı haşladık. Bunun içine böyle batırıyoruz. Ne batırıyorsun ya? Batırma ya. Ve yağın içine koyuyoruz. Yalnız şunu şu tarafa koyayım da şimdi. Üzerine yumurta sosu falan damlamasın. Patates ve yumurtalar gibi şey yapsak ya. Onu da severler ha. 10 numara olur. Aynı bu karnabahar sisteminde. Nasıl olur? Bilmiyorum canım. Deneme yapsana birkaç tane. Önce şunları bir halledeyim canım. Elektrik mi kesilecek? Sinyal verdi. Ay gece gene elektrik kesildi. Neyse ki çabuk geldi bu defa. Tamam geldi de. Hı. Niye yakama ya feneri yakarıma koymuyorsun ya? Yakarına mı? He uzağa koyuyorsun. Benim yataktan kalkmak zorunda bırakın ışığı söndürmek için. Ay sen o feneri yakıp da koy başınıza koyduğuma dua edin. Allah Allah. Adam da... Niye? Niye beni koymadım bir laf ediyorsun ya? Koymadın. Elektrik gece elektrik kesilmiş. Bir önceki gün evin içi aşırı derecede bir karanlık. Şey bizimki kendi taraflarına feneri yakmış koymuş. Benden taraf benim şeyi koymamış. Şimdi bunlar birkaç olsun. Şunları da koyayım içine. Ay bismillah. Bu gece de elektrik kesildi. Ben hemen fenerleri yaktım koydum. Çabuk geldi ama neyse ki yani. Ya çok karanlık oluyor. Aşırı böyle bir karanlık sanki. Ya kalksan gözünün önünü göremeyeceksin. Öyle bir karanlık oluyor. Of. Neyse televizyon da geldi. Çok şükür. Televizyon geldi şey ya. Bu da burada birazcık. Yeter mi acaba kalan yumurta? Yeter herhalde kalanına da. İçine hepsini boşaltıp şey yapsana. Karıştırsana içine. Parçalanıyor da tek tek yapayım. Biraz daha böyle yüksek ateşte kızartsak güzel olacak da onda da şey var. Tamam bitiriyorum. Onu yer değiştir zaten. Bitmek üzere. Değiştirdim şimdi. Tamam. Bakın ne kadar güzel kızardı karnabaharlar. Bu da farklı bir tarif arkadaşlar. Hani genelde şey yapıyorduk. Karnabahar kızartıp ekşiliyorduk. O da çok güzel oluyor. Sade karnabahar ekşilemesi. Bu da bu şekilde yumurtalı kızartması çok güzel oluyor. Çok da kolay pratik yani. Köfte gibi. Bakınsanız ekmeğin arasına koy. Ay bu ekran neden buğulanıyor? Bu benim telefonda bir sıkıntı var ha. Ekran buğulanıyor mu çekim yaparken? Camlar buğulanıyor, ekran buğulanmak zorunda. Yok ama o gün arabada giderken de hep ekran
Aynı şey sistem onu arabadaki. Yok arabadaki buğulanma değil. Lafımın bitmesini beklersen. Arabadaki buğulanma değil. Arabadaki titreme. Ekran titriyor nedense. Öyle bir tuhaf bir durum. Şunu al canım da onun için al. Patatesi kızarmak üzere. Ocağın yerini değiştirdim. Patates bitti çünkü. Çünkü biraz yüksek ateşte pişmesi gerekiyor bunun. İyice kızarması için. Bakın. Ne kadar güzel. Şey gibi de görüntüsü. Çıtır tavuk var ya. Görüntüsü onun gibi. Telefonda bir şey atıyor, 10 numara olur. Çatır çatır. Bir dahaki sefer öyle bir şey deneyebiliriz. Lazım hadi. Şeye mi gitsek? Bir teknik odanın kutusunu nereden alabiliriz? Büyük boy olarak teknik odaya. Yok bana bu boy lazım. Bu boy tam tezgah üstünde iyi. Her yere taşıyabilirim. Bu büyükler biraz sıkıntı. Ay. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Pratik olsun istiyorsanız arkadaşlar. Yani hepsini böyle koyun içine. Şöyle karıştırın ama işte parçalanıyor. Ben de parçalanmasını istemiyorum. O yüzden biraz tek tek uğraşıyorum. Durdum ya seyredersiniz. Güzel şey. Yani sofra nerede? Sofrayı hadi götür canım. Hazır zaten 5 dakikaya kadar burada. Altını açayım iyice. Şöyle çabucak olsun. Şu kılavunu da herhalde üçüncü bir tava yaparım. Tamam, kalanı da koyayım içine. Güzel hepsini ver. Tamam. Şu tarafa. Şunları da şey yapsam olmaz mı? Olur olur, şimdi boş etme. En sona minimum daha açık onlar mı? Kalsın kalsın. Çıtır çıtır. Bakın pişenler ne kadar güzel görünüyor. Köfte gibi. Ya da kızarmış tavuk gibi. Harika görünüyor. Yanına canlar çay da demledik. Şeyde şimdi ben bir tane yiyorum da tavuk tadı var sanki. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Harika değişik bir tat. Bayağıdır yapmıyordum böyle değil mi? 8 sene olmuş en son yaptığımda. 80 ihtilali falandı değil mi? En o son, zaman yapmıştım. En son 80'ler falan. Yani. Ya ben işte şeyde, ihtilal olmuştu o zaman. Söyleyeyim mi? Hatırlamıyorum çünkü ben çok meşguldum böyle şeylerde. Hatırlayamıyorum yani. Böyle havuzdan çok kuş olmuş.
Yok hakikaten bayağı uzun zamandan beri karnabaharı bu şekilde yapmıyordum. İyi oldu bugün bu şekilde böyle yapmamız. Annem yemek yedi mi acaba? Anneme göndereyim. Ay. Şey, ıslar mı? Şimdi altlarını çeviriyorum. Bakın nar gibi kızarmış. Çocuklardan biri gelsin. Anneannelerine göndereyim biraz. Bunu böyle çok bol yağda da kızartmayın arkadaşlar. Az yağda kızartın. Çünkü yani kızarttığınız yağı sonrasında başka bir şey için kullanamazsınız. Çünkü yumurtalı olduğu için de bakın köpürüyor. Şimdi şuradan anneme de göndereyim. Evet, bunlar da kızardı. Hemen bunları da çıkaralım. Son. Sonuncuyu koyuyorum. Yüksek ateşte kızarırsa çok çabuk kızarıyor arkadaşlar. Bakın koyalı bir dakika önce oldu. Hemen bir tarafı kızarmış bile. Evet, sonuncuyu da çıkaralım. Yalnız çok çabuk, yüksek ateşe koyunca çok çabuk kızarıyor. Aman dikkat edin, yakmayın. Çıtır çıtır. Şimdi en son şu dibi kaldı arkadaşlar. Şöyle onu da süzekle koyacağım. Şöyle. Şöyle kızartın. Zaten bu birbirine yapışacak ya. Bu şekilde ters çevireceğim. Bugünkü menümüzde yumurtalı karnabahar kızartması. Canlar yemeğim hazır. Şimdi anneme de göndereceğim. Bize afiyet olsun canlarım. Size de inşallah güzel değişik bir fikir olarak da hoşunuza gitmiştir inşallah.